1983 yılında Cemal Kutlu tarafından kurulan Murat İnşaat Gümrükleme ve Nakliyat Hizmetleri firması, tahmil tahliye, gemi yanaştırma, kaldırma, konteyner eklemleme ve her türlü sulu sanayi ekipmanlarının lashing işlemlerini yapmaktadır. Şirketimiz 1996 yılında Cemal Kutlu tarafından kuruldu. Kumport liman hizmetlerinde hizmete başladık. Ondan önce Haydarpaşa'da şirketimiz yoktu, taşeronluk yapıyorduk. 96 yılında Kumport'ta kuruldu. Kumport'tan sonra Marport limanına geçiş yaptık. Arka söylengi taşeronluğunu yapıyoruz. Marport liman hizmetlerinin her çeşit işlerini yapıyoruz, gümrükleme hariç. 2 yılda bir makine parkurunu yenileyen firma, alanında göstermiş olduğu gerek iş gücü, gerek ekipman yeterliliğinden aranan bir firma olmuştur. Bizim farkımız fiyatımız, işçiliğimiz, kalitemiz. Fiyat odaklı çalışmıyoruz. Yeter ki iyi bir hizmet verelim. Onun için uğraşıyoruz. O yüzden ayaktayız. O yüzden bir numarayız. 2 senede bir makine parkurumuzu yeniliyoruz. Yaklaşık 45 tane makinemiz var. 3 tonluktan 35 tonluğa kadar. Hepsini 2 senede bir güncelliyoruz. İşte sırası gelen satılıyor, yenisi alınıyor. Evet, revize ediyoruz. Revize ediyoruz. Yeni aparatlar, yeni ürünler geliştiriyoruz. Çünkü Big Bag çuvalları falan var, uzun demirler var. Bunları taşımak için gerekli aparatlar var. Evet. Bunları en kolay şekilde, en güvenilir nasıl yaparsak onun için çalışıyoruz. Ona göre makine yaptırıyoruz. Gümrük memuru olup İşte emekli olan herkes gümrük firması açıyor. Evet. İşte A karnesi olan adam gümrük firması açıyor. 10 tane eleman alıyor. Gidin diyor, kendinize müşteri bulun diyor. 10 kişi gidiyor, müşteri buluyor. Sonra onlar başlıyorlar gümrükçü firması açmaya. Evet. İşte karneye bir kişi yazıyor. Aslında şu olması lazım. Karneye yazan firma bütün işlemleri yapacak ama yapmıyor. Anahtar liman hizmeti tabii. Gibi. Liman hizmetlerini başkası yapıyor. Karneye başkası yapıyor. İşte konsümantaya başkası kapatıyor. Yani hepsi tek kalem olması lazım. Onu da işte bir süreçten geçirip yapmaları lazım. O zaman bir rahatlık olur yani. Evet. Çünkü her önüne gelen nakliyeci oldu, gümrükçü oldu. Bazen karşılaşıyoruz. Adam işte gidiyor yurt dışında, Çin'de ham madde yüklüyor. İşte alüminyum yüklemiş kalıplar halinde. Biz burada açtık. Malın sahibi diyor ki ben orada kendim yüklettim diyor. Biz burada açtık, tuğla çıktı. Yani boyamışlar alüminyum rengine, tuğlalar çıktı. Adam dedi ki ben bunu yükletmedim dedi. İşte ondan sonra sordurduk, soruşturduk. Yolda gelirken gemilerde değiştirebiliyorlar. Sili mühürü vurup kapıyı açıp içine işte ürün atıp kapatabiliyorlar. Sonra sahte sil çakıyorlar. Yani bu şekil, bu tarz şeyler karşılaşıyoruz. Sağolsun kredi garanti fonundan çok destek verdiler yani. Hükümet. Bayağı bir makinamızı onun sayesinde değiştirdik şu zorlu zamanda. Yani hala da vermek istiyorlar diyorlar, verelim diyorlar da artık dedik hani makine değiştirdiğimiz zaman alırız diye. Allah nasip ederse bütün limanlarda göreceğiz. Şu anda bir markayız ama bütün limanlara inşallah gireceğiz.